Hayırdır? Neye sinirlendin yine? Onur abi. Babam mı bir şey söyledi? Bir şey söylemesine gerek yok. Eskiden olanları hatırlamam. Bir bebe yetmiyor. Oğlum. Sen de artık önüne bak. Nedir bu ya sürekli geçmişi düşünüp delilenmek falan? Ya genç adamsın, rahat ol azıcık. Demesi kolay. Şimdi seyret. Buna bilek derler Onur abi. Helal. Geçmişte çok maç kazandırdı takım. Ben basketbolu bile babamın yüzünden bıraktım. Kim bilir bırakmasaydım. Bırak şimdi, abartma. Hepimiz ergen huysuzluğu yüzünden bıraktığını biliyoruz. Ayrıca her şeyde böyle babana bir suç bulmak da sende huy oldu ha. Gel hadi, 11'de biter. Ne diyorsun? Bu ayakkabılar. Aha, hadi hadi. Sayın bir. Bravo. Kötü anlamışım. Her tarafım ağrıyor lan benim. İşte her gece parti dersen olacağı bu. Aa bak ben bir daha sabahın köründe spora falan gelmem ha, beni çağırma. Ya bir şey olmaz ya. Erkenden eve gider dinlenirsin. Şok oğlum, nerede gideceğim? Daha proje ödevi var. Bütün akşam onunla uğraşacağım. Ben hallettim. Daha doğrusu biricik ödevi birine yaptırmış. Kafam rahat yani, sen derdine ya. Biricik ödevi hallettirmiş birine. Lan kızı partiye çağırdık diye demediğini bırakmadın. Ne oldu, ödev muhabbetine mi girdin kızla ha? Dikkat et bak, muhabbetiniz derinleşmesin. Yok ya, derinleşmez. O iş çoktan rafa kalktı. Aynen, sen bilirsin işini kardeşim. Ben kaçtım. Ne oldu böyle birdenbire? Bir hocayı göreceğim işte, ondan sonra ben seni bulurum. Tamam. İyi, iyi tamam, hadi görüşürüz. Eyvallah. Hocam merhaba. Merhaba Sevda, nasılsın? İyiyim, sağ olun siz. İyi. Nasıl gidiyor Selim'e ders çalışma seansları? Üzmüyor değil mi seni? Üzmüyor. İyi gidiyor, yolunda her şey. İyi, iyi. Dalga geçmiyor inşallah. Ciddiye alıyor mu bari? Ben hallediyorum, siz merak etmeyin. Teşekkür ederim. Bu iyiliğini hiçbir zaman unutmayacağım. Ne demek hocam, lafı bile olmaz. Selam. Serra, sen de mi buradaydın, ne tesadüf? Hocam, benim sizinle önemli bir konu hakkında konuşmam gerekiyor. Şimdi mi? Ben müsaadenizi isteyeyim zaten. Hocam şu estetik dersinde sanki ben birazcık eksik kaldım gibi hissediyorum. Vaktim yok, hadi yolda anlat. Tabii hocam, yolda anlatayım ben size. Sanki hani birisi bana yardımcı olsa ben o notu birazcık daha yükseltebilirmişim gibi geliyor bana hocam. Ve kütüphane kurdu, yuvasına geri döndü. Ben yuvaya döndüm de sen buralara uğrar mıydın? Gördüğün gibi buradayım. Hadi çalışalım. Yok. Benim şimdi arkadaşıma sözüm var. Ama sen büyük bir aferin hak ettin galiba. Bakıyorum da okul arkadaşlarımızı eziklemek misyonuyla yine sol tarafımızdan kalkılmış. Hatta sen evden çıkmadan önce atar yapacağın konuların da listesini yapıyorsun. Hani çok düzenlisin ya. Huysuzluğunu bile belli bir stratejiyle planlıyorsundur. Sana da iyi günler. İyi günler. Selim. Eğer sen de müsaitsen öğleden sonra kalan konuların üstünden geçebiliriz aslında. Olur olur, bana uyar da burada çalışmayalım ya. Belli bir saatten sonra duvarlar benim böyle üstüme geliyor. Bir kafede falan çalışırız. Olmaz. Ne kafesi ya? Okulda çalışırız. O niyeymiş? Çünkü... Olmaz işte. Boş bir derslik bulur çalışırız. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bu akşam serbest izin çalışmam gerekiyor.
Benim de proje ödevimi tamamlamam lazım. Gerçi ben hocaya fikrimi söyledim, beğendi. Ha, iyi bari. Gülnaz teyze. Ah Serra, sorma başımıza geleni. Annen kayıp ana. Ne demek annen kayıp? Ya azıcık hava alsın diye dışarı çıktıydık. Dükkanda alışveriş yapıyorduk. Bizim mahallede mi? Ha, arkama bir döndüm, yok. Aslında. Ne aslında? Ya mezarlığa gitmek istedi de ben de Serra istemiyor. Hafta sonu beraber gidersiniz dediydim. Gidip oraya mı baksam? Yok. Yok, ben bakarım mezarlığa. Sen mahallede aramaya devam et. Ama bulursan hemen bana haber ver, tamam mı? Tamam, tamam kuzum. Gel otur şöyle biraz. Ne oldu? Hanımefendinin başı döndü galiba. Tamam kardeşim, sağ ol. Hanımefendi benimle beraber. Siz kimsiniz? Ben mi? Ben mezar ziyaretine geldim. Siz şöyle oturun biraz. Yok, oturmayacağım. Oğluma gideceğim ben. Ben size eşlik edeyim o zaman. Thank you.